Neye delalet etmeye? Ala ma'anin mutaddidetin ve magazin mutekessiretin ala sebilil bedeli. Ala sebil bedel, yani birbiri yerine bir lafız o birçok manaya delalet edebilmesidir. Yalnız o manaya delaleti, o manaların birbirleri yerine, yani bir keresinde A manası ve A olmadığı B manası veya B yerine C manası, bu şekilde. Evet. Ve bir manın, magazi de mana gibidir arkadaşlar. Mana anlamındadır. Ve bir manın ahar, diğer bir ifadeyle, en yekûne lafzu, bir kelam, bir metin, bir cümle, fî mevkan kelâmiyyin, bir kelami konumda, öyle olmalı ki, bihaythu yuhtemilu fil itlaqil vahidi mecmu'atan minel ma'ani. Öyle ki bir itlakta, yani bir kullanımda birçok manaya ihtimalli olmasıdır. Mesela efendime söyleyeyim, bu manada Kur'an-ı Azimüşşan'da çok çok fazla örnekler. Mesela Allahu Samet. Samet Mevla diye ifade edenler var. Samet el-maksudu fil-havaiş diyenler var. Samet el-lezi la cevfe lehu diyenler var. Bu aklımda olan. Yani bu lafız, Samet lafzı bu ıtlakta, tek ıtlakta birçok manaya elverişlidir. Mesela ya beni İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Mesela İsrail oğullarının alemlere tafdili. O tafdili iki şekilde anlayabiliriz. Ya tafdil, yani onlara verdiği şeref ve üstünlük, neyle o şerefi vermiş? Onlardan peygamber göndermek, onları Müslüman kılmak vesaire. Ya onun onları şereflendirmiş, üstün kılmış veya o tafdilden maksat Allah'ın Celle Celaluhu onlara vermiş olduğu bazı nimetlerle onları ayrıcalıklı kılma. O da anlaşılabilir ki onları Firavun'dan kurtarması, Şakkul Bahar, yani denizin yarılması, Men ve Selva'nın indirilmesi vesaire, bütün bunlar onlara verilen bir takım nimetlerdir. Allah o nimetlerle onları ne yapmıştır? Ayrıcalıklı kılmıştır. İşte bu faddaltu, bu ıtlakta bu iki manaya da elverişlidir. Fekema yasluhu lihâza, lafız şu manaya elverişli olduğu gibi, yasluhu lizâke ve zâke ve zâke. Şuna da öbürüne de öbürüne. Yani bir lafız Kur'an'da bir mana, iki mana, üç, dört, beş, daha evvel arz etmiştim belki. Mekki bin Ebi Talib, İlmul Kulub adlı kitabında, Fatır suresinde geçen, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Bunun için 70 mananın zikredildiğini söylüyor. Mesela Es-Sâbikûne Sâbikûn Vâkıa suresinde bunun için 6-7 manayı zikrediyorlar. Hiçbirisi de zorlama değil. Lafız hepsine de müsaittir. Ve zaten onun için arkadaşlar bundan şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir İfade üslubu, bir ifade siyaseti şudur. Lafızlarını seçerken, cümlelerini kurarken neyi yapıyor? Çok seçici davranıyor. O bir. Niye seçici davranıyor? Çünkü o lafızlarını seçerken, cümlelerini kurarken çok anlamlı olmalarını önemsiyor. Birçok manayı verebilir olmasını, birçok manaya mütehammil olmasını, elverişli olmasını,
düşündüğü için Kur'an-ı Azimüşşan böyle seçici oluyor. Mesela es-sâbikûne sâbikûne yerine efendime söyleyeyim el-mutakaddimûne fil-İslami deseydi örneğin bu manalar mümkün değildi. Ama es-sâbikûne deyince es-sâbikûne ilel-îmâni es-sâbikûne ilel-ilmi es-sâbikûne ilel-hicreti es-sâbikûne ilel-cihâdi gibi birçok mana tekellüfsüz anlaşılabilir. Ve kharaca bi kavlina fil itlaqil vahid. Bu fil itlaqil vahid deyince ne çıktı? El müşterekul lafziyyu. Müştereki lafzı. Mesela ayn kelimesi bir müştereki lafzıydı. Müştereki lafzı Türkçe'de sözdeş diyorlar. Sözdeş. Yani bir kelime çok anlamlı olması. Ama o kelimenin çok anlamlı olmasıyla Kur'an lafızlarının çok anlamlı olması çok farklıdır. Müşterek lafızın çok anlamlılığı sadece vada itibariyledir. Kullanım itibariyle değil. Mesela siz ra'aytu aynen basiraten dediniz mi? Veya mesela uyunun naziratun dediniz mi? Orada o basiratun veya naziratun kaydıyla sadece bir mana kastedebiliriz göz. Orada başka bir mana kastedemeyiz. Mesela Gâşiye suresinde hel etâke hadîsul gâşiye ucûn yevmeydin gâşiyatun âmiretun nâsibe teslânârun hamiye tusqa min aynin aniye leyse lehum ta'am illa min dari'in la yusmin ve la yughni min cu' ucuhun yevme izin na'imetun lisa'iha radiyetun fi cennetin aliyye. Orada geçmiyor. Fiyâ aynun cariye. Bir yerde geçiyor ama nerede geçiyor hatırlamadım. Fiyâ aynun cariye. Bakınız. Cariyetun aynunla birlikte geldikten sonra biz o aynden akan yani pınar onun dışında bir mana kastetmemiz mümkün değil. Orada göz, diz, altın, kişi gibi manaları yorumlayamayız. Ama Kur'an'daki çok anlamlı kelime aynı yerde o manaların hepsini birbiri yerinde kullanmamız mümkündür. Evet, işte fark bu. لِأَنَّ لَهُ çünkü müştereke lafzı اَيْضَ مَعَانِيَ مُتَعَدِّدَةً müştereke lafzının da birçok manaları var. لَكِنَّهُ ancak müştereke lafzı لَا يَسْطُحُ elverişli değildir. لِأَنْ يُرَادَ بِهِ فِي الْاَطْلَاقِ الْوَاحَدِي bir kullanımda onunla ne kast edilsin? Mecmu'u tilkel ma'anil mutaaddideti bütün o mutaaddid manalar orada kast edilemez. Çünkü müşterek lafzıyla birlikte daima bir karinenin olması lazım. Karine gelince de haliyle o karine o müşterek lafzıyı karinenin götürdüğü, gösterdiği, delalet ettiği manaya götürür. بل يصلح لكنه لا يصلح لأن يراد به في الإطلاق الواحد مجموعة تلك المعاني المتعددة بل يصلح لأن يراد به كل منها على سبيل البدل في الإطلاقات العديدة في الإطلاقات العديدة يعني مشترك اللفظي ده manada birbirleri yerine kast edilebilir ama hepsi aynı cümlede değil, değişik cümlelerde. Mesela hâzihi aynun basiretun dediğinizde bu göz. Ra'aytu aynen cariyeten dediğinizde bu ne? Bu çeşme. Mesela ahastu aynen safra'a dediğinizde altın. Ve böyle farklı cümlelerde o farklı manalar
kullanılabilir. Vallahi Hocam, efendim. ama biz hep dedik, hatta İbn Aşur'da deli getiriyordu. Müşterekiler ve bir daha pazarlarına gelebilir diye. İşte o müşterek lafzının o şeyin olmadığı, yani aslında oradaki müşterek lafzı vücuhuna zair olarak anlamak daha uygundur. Yani vücuhuna zair olarak veya Kur'an-ı Azimüşşan Kur'an-ı Azimüşşan'ın şeyi ona bir özellik olarak şey düşünülebilir. Fakat orada kadinenin olmadığı yerlerde. Ama buradaki çok anlamlılıkta bir bağlayıcı karine yok. Eğer müştereke lafzıyla karine yoksa, o zaman bağlam elverişliyse tabii o da kast edilebilir. Ama karine varsa kast edilemez. Yani karine varsa her karine müştereke lafzı bağlayıcı olur. Onunla kaydetmek lazım. Evet. Biraz aşağı in. وَاللَّفْضُ هُنَا Burada lafız derken tabii اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ وَاحِدًا اَوْ مُرَكَّبًا İster o lafız bir olsun, ister murakkep olsun. O murakkep de yukarıya çık biraz. Ha. Evet. Yukarıya çık biraz mı? Evet, tamam. O lafızda اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا ister مَنْ يَكُونَ مِنْ وَاحِدًا ister bir lafız olsun. Yani burada vahitten demek yani murakkep olmayan. اَوْ مُرَكَّبًا بِاَنْوَاعِهِ ve ister murakkep olsun bütün türleriyle. Aslında vahit yerine mufreden kullansaydık daha uygun olurdu. اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا çünkü murakkebin karşısında mufred gelir. اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا اَوْ مُرَكَّبًا بِاَنْوَاهِ İster müfred olsun, ister mürekkep olsun çeşitleriyle. Mürekkebin çeşitleri biliyorsunuz. Terkibi isnadi var, terkibi idafi var, terkibi tavsifi var, tadammuni var, var. اَوْ cümleten maksudeten lidatiha veya kendi zatıyla maksut olan bir cümle olsun ki وَهُوَ مَا يُسَمُّونَهُ بِالْكَلَامِ Bu kelam dedikleri, yani o maksudatun lizatiha kelam dedikleri şeydir. Ev cümleten gayre maksudatun lizatiha ke cümleti sıleti vel haberi vel hali vel sıfeti. Bütün bunlar, bunlar lafzın çeşitleridir. Bütün bunları kastediyoruz. Yani bütün bunlar bir ıtlakta birden fazla manaya elverişli olmasını kast ediyoruz. Sera'ul ma'na lil-lafzi derken ve salahiyetul lafzi lil-ma'anil mutaaddideti ve yine lafzın mutaaddid manalara elverişli olması a'ammu min en tekune bil-vada'i ister vada'yla olsun mesela müştereke lafzı da olduğu gibi ev bil-makami veya bağlam itibariyle olsun o bir terkibi veya cümle itibariyle olsun, terkip itibariyle olsun, mesela takdim tahir gibi, o bil heyeti ve heyetle olsun ki, kema senara zalike fi guduni esbab-ı sera inşallahü teala, yani mana zenginliğin sebepleri arasında bunları da göreceğiz inşallah. Evet. Vel maani eyda, yine manalar, اَعَمُّ مِنْ اَنْ تَكُونَ مَدْدُولًا عَلَيْهَا بِنَفْسِ الْكَلِمَةِ Amdır. İster kelimenin kendisiyle o manaları delalet etsin. كَمَا فِي مَعَالِ مَوْضُعَةِيلَ Mesela lafzın, lafz diyelim ki bir manaya tahsis edilmişse o manada burada kastediliyor. اَوْ اَنْ تَكُونَ مَفْهُومَةً بِالْفَحْوَى Ve o mana fahva ile anlaşılsın. Yani bizim
mefhumu muharif veya mefhumu muvafık dediğimiz, kema fil mefahimil muvafıkati evvel muharife evvel muharifeti. Mesela mefhumu muvafık fela tekul lehuma uffin. Anan babana of bile deme. Şimdi bu of bile deme neye de delalet ediyor? Ondan tabii onlara haliyle dövülmeyeceklerine delalet ediyor. İşte o mefhumu muvafıktır. Mefhumu muharif mesela hani usulcülerin kullandığı saimede zekat vardır. Saimede zekat vardır derken saimenin muharifi nedir? Yani ağzıyla otlamayan, demek ki onda zekat yoktur. İşte bu da mefhumu muharif. İşte Kur'an'ın anlam zenginliğini derken bütün bunları kastediyoruz. Çünkü bunlar hepsi lafzın delalet ettiği, ya dolaylı ya dolaysız, ya direkt ya indirekt delalet ettiği manalardır. اَوْ تَكُونَ مَرْمُوزًا اِلَيْهَا بِالْهَيَّةِ وَالْتَرْكِيبِ veya heyet ve terkiple onlara işaret edilsin o manalara. كَمَا فِي مُسْتَتْبَعَاتِ تَرَاكِبِ müstebbatü tarakib mesela, diyelim ki dilalet-i iltizami gibi vesaire, onlar da nedir? Onlar da neticede lafzın delalet ettiği ama dolaylı olarak delalet ettiği manalardı. Dolayısıyla bütün bu manaları kastediyoruz. Mana zenginliğiyle. Evet. Sümme inne thera'el ma'na mana zenginliği ve kesretehu mana çokluğu lil lafzı, yani bir lafız için, yani lafzın anlam zenginliğine veya çokluğuna sahip olabilmesi yaktadî bara'aten fâikaten fil beyani, beyanda çok üstün bir bara'at, bara'at da üstünlüktür, yani çok fazla üstünlük istiyor. Yani beyan biliyorsunuz en-nutkul fasihul mu'arimu amma fi'd-damir, öyle tarif ediyoruz. Yani isterseniz anlaşılması için ifade diyelim, açıklama diyelim. Yani kurduğu cümlenin çok anlamlı olabilmesi için o cümleyi kuranın anlatımda çok üstün olması lazım. وَتَفَوُّقًا بَارِعًا فِي الْمَعَانِ, manalarda da çok üstün olması gerekir. وَمَهَارَةً نَاضِجَةً فِي الْاِنْشَاءِ, İnşa, inşa yani Türkçe'de bugün kompozisyon diyorlar. Cümlelerin, kelamın terkibinde olgun bir maharet istiyor. Nadıç, olgun. وَمَلَكَةً رَاسِخَةً فِي الْبَلَاغَةِ, belagette de yerleşmiş, kökleşmiş bir meleke istiyor. Ve ihataten tammeten bil lugati, ve lugatte de tam bir kuşatıcılık istiyor. Mufredatiha ve terakibiha ve cümeliha ve hayatiha. İster o lugatın nedinde, yani hangi alanında kuşatıcılık, hem lugatın müfredlerinde, hem terkiplerinde, hem cümlelerinde, hem cümlelerin pozisyonlarında, bütün bunlarda çok ciddi bir bilgi, birikim istiyor. وَاطِلَعًا بَارِغًا عَلَى وُجُوهِ الْمَعَانِ وَالْبَيَانِ, hem manaların çeşitlerinde, hem açıklama çeşitlerinde, beyan çeşitlerinde çok ciddi bir, yani son derece fazla bir haberdar olmayı gerektirir. وَخِبْرَةً كَامِلَةً بِمَصَالِحِ الْكَلَامِ وَمَفَاسِدِهِ, kelamın maslahatları ve mefsedetleri, yani bir kelamın güzel olması için neler yararlıdır, bir kelamı bozan şeyler nelerdir, bu konuda da tam bir deneyim istiyor. وَمَعْرِفَةً زَائِدَةً بِمَوَاقِ الْكَلَامِ, kelimatif ve kelime yerlerini de tam fazla bir bilgi, yani hangi kelime hangi yerde uygundur. Ve وَمَا يُلَائِمُهَ مِنَ الْمَعَانِ حَسَبَ الْمَقَامَاتِ, bağlamlara göre o kelime hangi manaların münasip olduğu noktasında da tam bir bilgi istiyor. فَمَنْ كَانَ رَاجِلًا فِي كُلِّ ذَٰلِكَ اُبَعْضِهِ,
kim bütün bu konularda yaya ise veya bu konuların bazılarında yaya ise, yani yetersiz ise, فَلَا يَأْتِ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا. فَلْيَأْتِ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا. O evlere kapılarından girsin. Yani bilemediği konuya girmesin. وَمِنْ هُنَا, bundan ötürü, فَلَا يَتَيَسَّرُ ذَٰلِكَ لِلْعَوَامِ, bu avami insanlar için, yani avam insanlar için bu, böyle bir kelam yapmak, çok anlamlı cümleler kurmak kolay değil. وَمَنْ هُمْ اَطْفَارٌ فِي الْبَيَانِ, beyanda tıfıl olan, yani beyanda yetersiz olanlara da bu kolay değil. وَلَا يَتَأَتَّى, ve bu mümkün değildir. İlla lil efzari min salatinil fusahai ve mulukil beyani ve umarail kelami, ancak fasahat sultanlarından ve beyan krallarından ve kelam prenslerinden de tek kişilere, yani onlardan da tek tük olanlara bu çok anlamlı cümleler kurabilme imkanı hasıl oluyor. Herkes bunları ne yapamıyor? Bunu yapamıyor. Evet. Ulmanı burada duralım mı arkadaşlar? Burada duralım.